Göremiyorum izleyicileri buradan ben. Bazen bir çıkıyorum böyle acayip kalabalık oluyor. Bazen kalabalık oluyor. Ama genelde hep kalabalık geçiyor yani. Hiç boş geçmedi konserler. Şarkı zaten çok tuttu. Çok sevindim. 100 milyondan fazla tip oldu. Evet. Neler söyleyeceksin onunla ilgili? Devamı gelecek mi? Artık hep beklentiler yüksek çünkü. Vallahi yani ben beklentiye göre şarkı yapmıyorum aslında. Kendi kariyerimde ne istiyorsam onları yapıyorum. O yüzden beklentilerine karşılar bunu hiç tartmadım. Bilmiyorum o yüzden. Peki 5 yıllık bir kariyer planı kendi gözünle bir canlandırdığında 5 yıl sonra kendini nerede görmek istersin? Ya 5 yıl sonra dünya starı olmak isterim tabii ki de. Ama benim mutluluğa ne götürecek şu an bilemediğim için kesin konuşmak istemiyorum ama herhalde dünya starı olurum yani. Bu arada da şu favori şarkı sen olsan bari Galatasaray maçlarında da çalıyor. Özellikle Gomis gol atınca çalıyor. Neler söyleyeceksin o iki sahne zaten? Vallahi evet çok eğlenceli olmuş gördüm. Sevdim ben de. Şans getirdiyse ne mutlu bana. Bir de şey diye düşündüm ben. Şimdi 50 bin kişi birden söyledi ya şarkıyı. Dedim Quantum. Bir gün benim de olduğum bir sahnede 50 bin kişi birden benim şarkıyı söylesin gibi böyle bir Quantum gücü olduğunu hissettim o görselinde. Aynı zamanda da takıma şans getirdiyse de mutluyum tabii ki. Peki hiç Gomis'le irtibata geçtin mi? Çünkü doğum gününde de senin parçanla zaten ilk başta dans etmişti. O da çok tutuldu, sosyal medyada çok sevildi. İrtibata geçmedim yani. Ama zaten irtibatta gibiyiz hep beraber yani. Hele dün. Zaten müziğin birleştirici bir gücü var. Görüldüğü üzere de her yerde insanları birleştiriyor. Peki bir Galatasaray maçına davet edilsen gider misin? Beraber şarkı söyleyip Gomis dans ediyor. Düşünsene sen şarkı söylüyorsun. Yani yani maça davet edilsem, oradan sağ çıkabileceksem giderim yani. Müsait bir alanları varsa. Yani daha önce hiç öyle maçlara falan gitmediğim için bilmiyorum açıkçası yani. Şans, bilmiyorum. Peki bir korkun var mı? Kalabalık ortamları çünkü genelde görünmeyi de istemiyorsun. Hep bu yüzden okulu da değiştiriyorsun. Benim çok korkum var. Ya çünkü sevgi bile çok zarar veriyor kalabalıkta. Yani sevgi gösterisi bile kalabalıkta bana istemeden de olsa zarar veriyor. Aynen öyle. Korkuyorum o yüzden. Dergide kapak kızı oldum. Evet. Neler söyleyeceksin? Nasıl gelişti o? Backstage'de neler vardı? Vallahi işte bize Aleyna seni istiyoruz dediler. Biz de zaten bir dergide olmak istiyorduk. Bu da güzel bir seçenek oldu bizim için. Biz de değerlendirdik. Bizim için de iyi oldu, eğlenceli oldu, eğlendik. Yani birazcık makyaj yapmamıştım ben aslında. Shop'la biraz makyaj yapmışlar, üzüldüm. Ama onun dışında bir sıkıntı yok. Peki sosyal medyada fotoğrafları zaten paylaştın. Hayranlarını büyük beğeni aldı. Evet, onlar shop'la makyaj yapılmayanlar. Onları paylaştım başlangıçta, onu söyleyeyim. Kapak fotoğrafında shop'la resmen makyaj var ama hani hep çünkü daha önce hiç 17 yaşında biriyle çalışmamış El Türkiye ve bu yüzden belki de hani o vizyonda yaklaşmış olabilirler. Çünkü alışkın olduğu şeyi yapmışlardır muhtemelen diye düşünerekten bir şey demek istemedim. Eğlenceli oldu, güzel oldu. Sonuçları güzel geldi. Öyle. Peki günlük kıyafetlerin de çok konuşuluyor. Genelde nelere dikkat ediyorsun? Kıyafet seçimlerinde renk olsun, uyum olsun. Özenmemiş gibi görünmesine dikkat ediyorum. Savaş demiş. Yani evet, böyle çok özenilmiş şeyleri sevmiyorum. Ama mesela o dergi çekiminde benden biraz daha farklı bir Aleyna gibi giydirdiler beni. Zaten üstümde de biraz şöyle durdu. Sanki annesinin kıyafetini almış ve giymiş ve biraz emanet durmuş gibi. Ama o tarzı da sevdim. Yani neden olmasın, öyle neden giymeyeyim? Ara sıra öyle de giyinebilirmişim, onu gördüm. Ama kız çocuklarının hep vardır hani küçükken annesinin kıyafetini evet, bir merak, makyaj yapar. Tabii tabii, bende de var şu anda mesela. Onu yaşadım dergide. Şimdi de ara sıra öyle şeyler yaparım belki. Peki hangi takım istiyorsun sen? Galatasaray mı? Ya ben aslında döneyim ya. Ben fikir değiştiriyorum sürekli. Bu aralar Galatasaraylısın herhalde. Vallahi bilmiyorum yani. Şu anda kararsızım yani çünkü hep dönüyorum. Şimdi bir şey söylersem sonra bir ay sonra başka bir takım söyleyeceğim. Diyecekler ki Aleyna dönekmiş. Ben de diyorum ki hayır tamam, ben o zaman Türkiye Spor'u tutuyorum. En azından ondan dönmem aynen yani. O yüzden o kadar. Diğer tercihlerinde bir kararsızlık var mıdır? Örnek veriyorum, beyazı seçtim sonra vazgeçtim, siyah olsun. Evet, mesela önceden rengim maviydi, şimdi kırmızı. Yani sürekli değişiyorum. İnsanların bir özü olmadığını düşünmeye başladım hatta yavaş yavaş. Yani çünkü aidiyet diye bir şey olmadığı zaman öz de yalanlanmış oluyor. Daha farklı şeyler var. Değerler diye bir şey var. O yüzden ben değerlerime bağlıyım ama özüm değişiyor arasında.